Umarız evdedir. Evet. Merhabalar. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Futbola ne zaman ve nerede başladınız? Futbola 9 yaşında başladım. Renault'da başladım. İşte altyapı, minik takım, yıldız takım. Yani Renault'un bütün kademelerinde oynadıktan sonra işte son olarak 18-19 yaşında falandım. Bursa Spor'a geçtim. Yaklaşık bir 5,5 sene oldu şu anda. 5,5 senedir de Bursa'dayım. Peki bu merak nasıl başladı? Yani çocukken çok top oynardınız. Veya annenizden azar işitir miydiniz? Ya şimdi her erkek çocuğunun olduğu gibi bende de çok aşırı derecede bir futbol sevgisi vardı ufakken. Ya biz mahalleye çıktığımızda sabah başlardık, akşam eve anca gelirdik. Artı evde kırmadığım şey kalmamıştı evde top oynarken. Tabii onların telafisini yaptık, ondan sonra hepsini yerine koyduk falan ama. Dediğim gibi bayağı, yani küçük yaşlardan beri bu benim içimde bir heyecandı. Yani müthiş bir olaydı. Karşı koyması da zor yani, bu futbol aşkı olanlar bilir bunu. Az önce kırdık döktük dediniz evi. Annenizden o zaman azar işittiniz mi yani? Tabii. Kulağınızı çekti mi? Tabii canım, yani her anne kızar evinde mesela yeni alınmış eşyaları falan sürekli deviriyorduk, sürekli kırıyorduk. Ya ama kısmet yani, futbol biraz şans işi. O şans insana güldüğü zaman biraz kısmetli olması lazım yani bir futbolcunun. Allah'a çok şükür o bende varmış. Sonucunda oldu yani, o şekilde devam ediyor şu anda. Şu anda Bursa'daki göreviniz, Bursa Spor'daki göreviniz nedir? Şu an benim oynadığım mevki orta saha. Oyun kurucu olarak oynuyorum. Yani yıllardan beri, zaten başladığımdan beri benim yani insanların bazı özellikleri vardır futbolda. İşte kimisi golcüdür, kimisi defans oynamayı sever. Benim öyle bir özelliğim, yani çok fazla öne çıkan bir golcülük veya bir defans özelliğim çok fazla yoktu ama oyun kurucu olarak, işte bir pasör olarak falan, yani bu özelliklerim çok yoğundu. O yönde devam ediyorum. Hala aynı tarzdayım yani. Evet. Şey diyeceğim ben hemen. Son zamanlarda işte yani sık sık görüyoruz, fahiş rakamlar dönüyor. Artık aileler çocuklarını erken yaşta futbola alıştırıyorlar. Bunları yeni başlayanlara tavsiyelerin neler, futbola başlayanlar? Şimdi son günlerin yani bayağı cazip mesleklerinden birisi futbol. Yani ya popçu oluyor ya topçu oluyor yeni nesil. Şimdi onu diyecektim. Yani ya popçu olacaksın ya topçu olacaksın diyorlar da. Sanırım popçu olmak çok daha kolay. Bir evet. Topçu olmak o kadar göründüğü gibi kolay değil. Çünkü sadece insanlar sizin kamera önünde maçınızı izliyorlar veya bir sahaya gelip maçınızı izliyorlar ama işin içine girdiğinizde bu böyle değil. Her gün antrenmanınız var. Sürekli kendinize bakmak durumundasınız. En ufak bir form düşüklüğü yani bir anda kaybolmanıza sebep olabiliyor. Sakatlıkları var. Evet. Bayağı bir çaba isteyen bir meslek aslında. Şu anda herkes çocuğunu futbolcu yapmak istiyor. Evet. Bu kolay bir şey değil. Yani bu istekli olan bir şey değil. Dediğim gibi bir yetenek olması lazım. Artı bunun desteklenmesi de lazım. Sabır lazım. Bu çok önemli. Yani en ufak bir şeyde vazgeçmemek lazım. Çünkü her futbolcunun başından kesinlikle, yani benim diyen futbolcunun başından kötü zamanları da geçmiştir. Öyle zamanlarda sağlam olması lazım. Güçlü olması lazım. Artı destekçilerin de olması lazım. Evet. Arkasında. Yani bir aile desteğinin olması lazım. Çünkü ben ailemden o desteği çok sağlam aldım. Evet. Yani onlar da çok seviyorlardı. Artı beni çok destekliyorlardı. Şu anda da eşim aynı şekilde. Yani futbolu seven bir aileden veya mesleğinizi seven bir aileden geliyorsanız bunun çok faydasını görüyorsunuz her zaman. Çocuğunuzun futbolcu olmasını ister miydiniz? Babasıyla aynı mesleği. Şimdi isterim tabii. Şöyle isterim. Eğer öyle bir yeteneği varsa sonuna kadar destek olurum ama tutup da körü körüne de bir şeyleri desteklememek lazım. Onu, yani onun istediği mesleğe bağlı. Bir çocuğumuz olsun ileride inşallah sağlıklı bir şekilde de. Dediğim gibi onun çizdiği yönde destek olmak lazım. Yani onu bir yöne teşvik etmem. Yani illa futbolcu ol veya illa sporcu ol falan diye bir teşviğim olmaz belki ama seçtiği yolda destek olmak isterim. Mutfağa da gitsek bir. Böyle bize bir şeyler yapsanız. Ben mi yapacağım? Mustafa Bey bize neler yapacak? Buyurun. Çok marifetliyimdir ama. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bize? Size sadece kahve yapabilirim şu anda. Eşiniz çok lezzetli Türk kahvesi yaptığını söyledi. Ya zaten çok fazla mutfakta pek alakam yok. Yani eşim Amarat biraz ya. Genelde son bana fırsat kalmıyor. Bekarken falan işte kahve yapıyordum sadece. Evet. Bir kahve yapabilirim isterseniz. Son noktayı siz koyuyorsunuz yani yemekten. Şimdi tarif mi edeceğim nasıl yaptığımı?
Aşkım bir şey söyleyeceğim ama kaç kaşık koyacağım? Ben mi söyleyeceğim? Tabii söyle. Bir kaşık kahve. Bir kaşık kahve. Lezzetli bir kahve nasıl yapılır? Bir kaşık kahve. Tüy alıyoruz oradan. Lezzetli bir kahve yapmak için bir kaşık kahve koymak lazım. Rezil olduk galiba. Kahve de yapamıyoruz. Şimdi kaç kişilik olacağına bağlı. Kahveyi koyuyorum. Evet. Ne kadar şeker? Şekerli mi içersiniz, şekersiz mi? Ona göre koyacağım. Şekerli içeriz. Kaç kaşık? O zaman iki kaşık koyuyorum. Bir kişi tamam. İçin. Evet. O şerbete benzedi galiba. Nasıl? Şerbete benzedi galiba. Yok yok, şekerli içiyorsun da. Şimdi buradan su koyuyorum. Tanışırdım. Neler söyleyeceksiniz? Eşinizin kahve yapması konusunda. Hamurat gördüğümüz gibi. Ama çok koydun. Kahve. Yeter, bu kadar yeter. Okey, iki kişilik olsun. İki kişiler zaten. Neyse, iki kişilik olsun. Umarım zehirlenmeyiz o kahveden. Çok hamurat duruyorum. Çok öyle çok. Öyle bir hamurat. Çok güzel hamur işleri yapıyor. Çekinmiyoruz bir dakika. Ama bir dakika, şunu yakmam lazım. Baba var bu ya, tarafa doğru çık. Dur baba, çık ayıttan çık. Böyle bir kahve yok ya. Biz her şaka bekliyoruz. Kahvenin lezzetine eğlenir. Şimdi kahve 3 dakika. 3 dakika. Yani... ne diyorsunuz? 3 dakika yeterli çünkü yüksek ateşte yapıyorum. Yüksek ateş. Evet. Siz cidden bu kahve içmek için mi istiyorsunuz? Karıştırmayacak mısın peki işcan? Biraz sonra. Lezzeti oradan geçiyor. Karıştırmadan yapılan kahve lezzetli oluyor. Oldu mu kahvemiz? Dağılmadı. Umutlu gözükmüyor. Olacak inşallah ya. Böyle yapılıyormuş. Karıştıracaksın değil mi? Evet. Ama gene güzel oldu yani. Güzel tabii canım. Nasıl? Güzel oldu gene diyorum. Evet. İlk kahven mi senin? Hayır ama biz Metin duyduk. Çok güzel kahve yapıyormuş. Sürekli bana kahve yapar akşamları. Yok, açıkçası ciddi söylüyorum, ilk defa kahve yapıyorum. İlk defa mı? İlk defa kahve yapıyorum. Bizi kandırdın sayın seyirciler. Çok iyi hamur işi yapar ama. Tek yaptığım şey o. Yani unu koy, su ver, un ver, bitti. Bir şey değil, ver. Ya hamurdan ev falan yapıyorsun, yuvarlak. Her şekli yapıyorum. Evet. Abi şeker kim içecek? Bir şeyden çay içmiş. Kim içer? Ellerinize sağlık Mustafa Bey. Hiç içmeden olmaz. Bulaşık suyu. Yok, ben almayayım. İsterseniz önce siz tadın, sonra biz tadalım. Lütfen Allah aşkınız. Ben de şey yapayım. Yavaş. Güzel. Evet. Hadi güzel mi? Yandım. Gerçekten mükemmel olmuş. Herkese tavsiye ediyoruz. Kahve açacağım yakında. Eline sağlık. Eline sağlık. Gerçekten eline sağlık. Çok güzel olmuş.